Var muhabiri Ceren Bayar'a gidelim. Ceren Bayar dün İyi Parti'de konuşulanları yazdı. Aslında merak ettiğimiz şu, yani masada bir işbirliği vardı. Bir önceki seçimde ciddi bir işbirliğiydi bu Millet İttifakı'nın ama yerel seçimde önce İyi Parti'den açıklamalar geldi, ittifak olmayacağı şeklinde. Karşısında da CHP'den yolunuz açık olsun açıklaması geldi. Tüm bunların nedeni ne? Yani Akşener'i harekete geçiren ne oldu? İzmir için Ümit Özdağ'la duyurusunu yaptı. Kahramanmaraş için Dedeoğlu'nun aday olduğu duyurusunu yaptı. Meral Akşener'i ne harekete geçirdi? Gazete Duvar'dan Ceren Bayar işte bu soruya yanıt verdi haberinde. Ceren merhaba, hoş geldin KRT Ana Haber'e. Hoş bulduk Seçil, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hemen sorayım sorumu. Dinledin zaten söylediklerimi mutlaka. Ne harekete geçirdi Meral Akşener'i? Biz de tam olarak o açıklamadan sonra İyi Parti Genel Merkezi'nde kamp kurduk adeta Seçil ve biz de neden bu kadar erken bu net açıklamayı yaptıklarını sorduk İyi Parti'nin kurmaylarına. Aslında daha önceki görüşmelerimizde yerel işbirlikleri olabilir, lokalde işbirlikleri olabilir diyerek kapıları bir tık açık bırakıyorlar. Hiçbir zaman tam kesmemişlerdi. Hatta sohbetlerimizde İstanbul ve Ankara'nın adı da geçiyordu. 26 Ağustos'ta verdikleri mesajda da açık açık ifade etmeseler de İstanbul ve Ankara'da bir işbirliğini oluşturmak için bir araya gelmeye hazır olduklarını biz anlıyorduk. Bunu net olarak ifade etmeselerdi kapıyı tam kapatmamışlardı. Neden bu netlikte konuştuğun sorusunu ve neden aslında bu netlikte bir açıklamayı yapacaksa da neden bu kadar erken seçime daha bu kadar çok süre varken yaptığını sorduğumuzda Başat birkaç gelişmeyi sıraladılar. Bunlardan bir tanesi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir müzakere süreci başlamadan adaylıklarını inisiyatif alarak ilan etmeleri olduğunu söylediler. Zira eğer bir işbirliği söz konusu olacaksa neden ve bu işbirliğin taraflarından bir tanesi de İyi Parti ise neden biz bütün bu sürecin dışında bırakıldık ve iki belediye başkanı neden partiler üstü bir konum alarak adaylıklarını ilan ettiler? Birinci rahatsızlık sebebi buydu. İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul ve Ankara'da dominant partidir açıklamasıydı. Bu açıklama da açıkçası İyi Parti yönetim kadrolarında rahatsızlık yaratmış. Zira geçmişten gelen bir rahatsızlığı aslında tetikleyen bir ifade olmuş bu. Sen de hatırlarsın Meral Akşener'in partisinin kongresinde yaptığı son derece sert parti içine ağırlıklı olarak mesajlar verdiği bir konuşması vardı. O konuşmada kısmen 2019 seçim işbirliğine de değinip şunu söylemişti. 2019'da yerel seçim işbirliğini biz kurduk, bu teklifi biz götürdük ve biz bunu Türkiye'nin geleceği için bu adımı attık. Ama günün sonunda kazandıran parti HDP oldu. Hiç kimse İyi Parti'nin adını ağzına almadı. Aslında buradan çıkarmamız gereken sonuç şu. İyi Parti kartları açık oynuyor ve hakkımızın teslim edilmesini istiyoruz diyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı dominant parti CHP'dir açıklaması da Meral Akşener'in bu net cümleler kurduğu açıklamasını biraz daha erkene çekmiş oldu. Bu iki gelişme çok önemliydi. Son güncel gelişme de aslında son birkaç günde yaptığımız görüşmelerden şunu söyleyebiliriz. Belki İsmail Saymaz'ın yazısında da ifade ettiği bir transfer var. Bursa'nın Nilüfer Belediye Başkanlığı adaylığı teklif etti. Meral Akşener'in danışmanına Kemal Kılıçdaroğlu bir de rozet taktı. Görüştüğümüz İyi Partili kurmaylar aslında bu açıklamayı bu kadar erken ve net bir şekilde yapmamızı doğrulayan bir fotoğraf oldu değerlendirmesini yapıyorlar. Kapıların bu kadar erken, net ve biraz da Meral Akşener'in kendi üslubuyla artık bizim de alıştığımız sert bir şekilde kapatılmasının sebebi bu seçim. Evet Ceren, şimdi gerekçeleri saydın. Yani iki gerekçe var, temel iki gerekçe. Biri o işte dominant parti CHP sözleri. Hani kimin sayesinde kazanıldı tartışmasından sonra bu tartışma yaşandı. Bir de hani Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylıklarını duyurması dedin ya, burada bir çelişki yok mu? Yani bugün Fikret Bile de köşe yazısında buna dikkat çekmişti. İmamoğlu ve Yavaş isimlerinin Meral Akşener'i masadan kaldıran
isimler, yani kaldıran isimler derken onlar için masadan kalktı. Hani o dönemi hatırlarsak, şimdi onların adaylıklarına karşı çıkacağını düşünmemiş olabilir mi bu isimler? Bakın şöyle dedi gazeteci bile, onu da hatırlatalım izleyicilerimize. İmamoğlu yavaş için masayı devirip aday çıkarmak tutarsız. Şimdi tüm bunlar da konuşuluyor mu İyi Parti'de? İçeride eleştiriler var mı? Bununla tutarsız bir fotoğraf verdik diyorlar mı? Evet, elbette bu tutarsız bir fotoğraf verdik cümlesini kurmadılar ama biz tutarlı durmalıyız İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı için. Çünkü biz bu ikisinin Türkiye'yi yönetebileceği iddiasını ortaya koyduk, arkalarında durduk. Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi bir teklifle her ikisine de kamuoyuna açık bir şekilde gittik. Türkiye'yi yönetebileceğini iddia ettiğimiz, savunduğumuz iki ismin İstanbul'u yönetemeyeceğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla olası bir müzakere sürecinde kararımızı da bu doğrultuda veririz diyen İyi Partili kurmaylar vardı. Vermeliyiz diyen İyi Partili kurmaylar vardı. Ama yaşanan gelişmeler bu düşüncenin ağır basmasını da engelledi. Şu gözlemi aktarabilirim belki. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bir kırgınlık, giderilmesi zor bir kırgınlık, hatta öfkeye varan bir kırgınlık olduğu gözlemini zaten hepimiz biliyoruz. Açık açık da söylüyorlar. Hem genel başkan söyledi, hem grup başkan vekili Musavat Dervişoğlu kalbi ittifakımız sona ermiştir dedi. Siyasi nezaket, nezaketsizlik gibi kavramlar çokça kullanıldı. Ama gözlemim şu ki benzer bir kırgınlık aynı düzeyde, aynı dozajda olmasa da İmamoğlu ve Yavaş'a karşı da oluşmuş durumda. Her ne kadar aday olmaları konusunda bir önerileri olsa da ilerleyen politik süreçte bekledikleri karşılığı almadığını söylüyorlar. Kırgınlığın başlangıcı zaten aslında adaylık teklifini kabul etmemeleri, o ateşten gömleği giymemiş olmalı. Bu bir başlangıç. Sonrasında da İyi Parti aslında İmamoğlu ve Yavaş'tan da beklediği adımları görmedi ki kopuşu, şimdilik kopuşu diyelim, belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Şimdilik kopuşu sağlayan adaylık ilanı oldu. İyi Parti'nin kapısını hiç çalmadan, adını hiç anmadan yaptıkları bu adaylık ilanı da bu kopuş sürecini biraz hızlandırdı diyebiliriz seçim. Ceren, biliyorum işin var, bizi kırmadın, kabul ettin yayını, ama son bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi bugün de Fatih Altaylı'nın da yazısı vardı. AK Parti'de yapılan bütün anketlerde Ekrem İmamoğlu önde diyor Fatih Altaylı. Mutlaka takip etmişsindir. Yani AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın kararı sence nasıl şekillenir? Anketler elbette belirleyici olacaktır ama Millet İttifakı'nda bu yaşananlar ve İsimler de belirleyici olacak mı sence? Çok muhtemeldir ki belirleyici olacaktır ama bütün partilerle yaptığımız, sadece İyi Parti ile yaptığımız görüşmelerde değil, bütün partilerle yaptığımız görüşmelerde biraz önce söylediğimiz o hak tespitini aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de yapıyorlar. AK Parti'nin bu oyunu geçtiğimiz 3 seçimdir iyi kurduğunu, iyi oynadığını söylüyor muhalefet partilerinin temsilcileri. Hatta Meral Akşener de onlar rasyonel siyaset yapıyorlar dedi. Dolayısıyla aslında muhalefet içi tartışmalar, evet, iktidar partisi Cumhur İttifakı için bir avantaj. Ama kararlarını verirken anketler belirleyici olacaktır ve elbette muhalefetin belirlediği adaylara göre de konumlanacaklardır. Cumhur İttifakı ve Adalet ve Kalkınma Partisi kurduğu yasal sistemle de aslında oyunu kendi kurallarına göre oynamayı iyi beceriyor diyebiliriz herhalde seçim. Evet, çok teşekkürler Ceren. Elbette diyebilirsin. Yani muhabirlerin alan okuması her zaman bence en önemli okumadır. Yani bir meslektaşınız olarak bunu da not düşmüş olayım. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim anlattıkların, verdiğim bilgiler için. İyi yayınlar.